çok dertli bir insan haline geldi insanımız. Gerçekten böyle bir çok çabuk sinirlenir. Çok çabuk kavgaya doğru yönelir bir hale geldi. Etrafta görüyoruz yani böyle herkes patlayacak dinamit gibi. Anlaşılan o ki yani devletin şu anki durumu insanlarda büyük etki bırakıyor ve yahutta bunun etkisiyle birlikte imanların da zayıf olmasından dolayı ayağını yorganına göre uzatma özelliğini kaybettiği için insanımız kredilerin içerisinde boğuluyor, boğuluyor. Ondan sonra da ödeyeceği kredinin daha doğrusu ödeyemeyeceği haddinden fazla aldı ya. Ödeyemeyeceği kredi borcunu düşünüp akşama kadar zaten bunalıyor. Onun üzerine de kim gelirse ona saldırıyor yani komşu da gelse ona saldırıyor trafikte birisi ona bir şey dese onu öldüresi geliyor hele eve geliyor hanımdan bir şeyler duyarsa iyice çıldırıyor bu hale geldi insanımız tabi ana kaynak ne oluyor Allah'ın dininden uzaklaşmak fakat istediklerimizi dualarımızda Allah'a arz ediyoruz o istediklerimizi elde edemiyoruz. Bunun için Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bir yol söylemiş, bir yol öğretmiş bize. Diyor ki hadis-i şerifinde Efendimiz, Ödükürullah, Allah'ı zikredin, zikredin ki istediklerinize nail olabilirsiniz diyor. İnsan Allah'ın zikrine alıştırırsa kendini, Rabbimiz Celle ve Ala ne olur? Ondan memnun olur. Memnun olunca ne olur? Ha istediğini ikram etme konusunda Cömert davranır. Rabbimiz her daim cömerttir ama kul kendi kendinin üzerine belayı şeker çok defa. E hatalarımız var mı? Var. Eksiklerimiz var mı? Var. Tam bir kulluğu biz elde edemiyoruz. Yanlışlarımız çok oluyor. Kimimiz çok sinirliyiz, kimimiz çok kibirliyiz, kimimiz cimriyiz, kimimiz başka başka hastalıklara düşmüşüz. Ve o hastalıklardan kurtulmamız gerekiyor. Ama bu ancak ne olur? Allah'ın yardımıyla olur. Celle celaluhu. Elini açıyorsun Allah'tan yardım istiyorsun. Ama Rabbinin hoşuna gidecek bir şeyler yap. Yap ki ondan sonra iste. İşte onun için Resul-i Ekrem Allah'ın hoşuna en hoşuna gidecek şeyleri Resul-i Ekrem bilir. Ne diyor efendimiz? Bize reçete veriyor. Diyor ki Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin o zikirle birlikte istediğinizi isteyin. Allah ondan sonra lütfeder celle celaluhu. Onun için Müslümanın Allah'ı zikreden bir kul olması gerek. Allah'ı zikreden bir kul olması gerek ki Rabbi ile arasında bir ünsiyet, bir yakınlık peyde olsun. Ondan sonra istesin. Ama isterken tabii Allah'ın zikrini dil ile yaptıktan sonra kalbe de koymayı istesin mesela. İstesin ki idraki yükselsin. Ondan sonra o basit şeyler daha önce görecek çünkü Allah'ın zikrine kendini verdikten sonra, kendini verdikten sonra o her şeyin önemsizliğini anlamaya başlayacak. Her şeyin